Takva ile ona yakınlık olacak. Tefekkürümüz ve tahassüs artacak. Yeryüzünde kul onun şahidi olacağız. Muhyiddin Arabi Hazretleri semaya iyi davran diyor. Gökyüzünü bir tefekkür et diyor. Bir arıza var mı? Bozukluk var mı? Tamirhane var mı? Semaya iyi davran, tefekkür et diyor. Yeryüzüne iyi davran diyor. Yeryüzünü bir tefekkür et diyor. Toprak tergimine sana sunduklarını tefekkür et diyor. Cenab-ı Hak bize Vakıa suresinde hep ikaz halinde tefekkürümüz artacak. Yanlışlıktan uzaklaşacağız. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Vakıa suresi sizi biz yarattık, tasdik etmeniz gerekmez mi buyuruyor. Rahime attığınız o tohumu gördün mü buyuruyor. Bir düşün diyor. Yani bir kendinin bir siper halini, bir o sıfırdaki halini, en küçük bir zerrenin zerresi olduğu halini bir düşün buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz yoksa biz miyiz buyuruyor. Derin bir tefekkür istiyor Cenab-ı Hak. Aranızda ölümü takdir eden biziz diyor. Ve biz irademizi gerçekleştirmeden aciz değiliz diyor. Hiç ölümümüzü takdim, tehir mümkün mü? Allah'ın takdir ettiğinden daha öte yaşımızı uzatmak mümkün mü? Ömrümüzün ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Üzerine metraj yazmayan bir yumak gibi nerede kopacağı belli değil hayatımızın. Ölümü sizin yerinize benzerlerinizi getirelim diye sizi bir alemden bu bir alemi tekrar vaat edelim diye takdir ettik. Yani bizler gideceğiz. Yeni bir insanlar gelecek. Biz başka bir alemde devam edeceğiz. Bir kabir aleminde devam edeceğiz. Yani istikbalimizi düşünmemiz. Andolsun bu ilk yaratılışı bildiniz. Nasıl dünyaya geldiniz bildiniz. İşte dünyadayız. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi buyuruyor? Yani ilk yaratmayı bu şekilde mükemmel bir şey yapan Yüce Allah, insanı tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bunun üzerine kul tefekkür edecek, ahiret ve ba'su ba'del mevt, ölümden sonra bir hazırlık safhası olacak bu alem. Yine Cenab-ı Hak nebatata dönüyor, bitkilere dönüyor. Ektiğiniz o tohumu gördün mü buyuruyor. Şimdi onu bir düşün diye ektiğin tohumu diyor. Bir zerre toprağa atıyorsun. Onu toprağından siz mi bitiriyorsun, bitiren biz miyiz Cenab-ı Hak soruyor. Ufacık bir çekirdekten koca bir çınar çıkıyor. Ufacık bir çekirdekten bir meyve ağacı çıkıyor. Rengi ayrı, şekli ayrı, her birinin şeyi ayrı. Siz mi bitiriyorsunuz, biz mi bitiriyoruz diyor Cenab-ı Hak soruyor. Dileseydik diyor, o tohumu kupkuru bir çöp, çerçöp yapardık buyuruyor. Hep Cenab-ı Hak insanoğluna ikramını bildiriyor. O içtiğiniz tatlı suyu gördün mü? Buyuruyor. O içtiğin suyu bir düşün diyor. Onu buluttan indiren siz misiniz, biz miyiz? Buyuruyor Cenab-ı Hak. Dileseydik diyor, onu bir deniz suyu gibi tuzlu su yapardık buyuruyor. Şükretmeniz gerekmez mi? Buyuruyor. Hep ikramlar. Bir bardak suyu düşünelim içtiğimiz. Kaç sefer semaya çıktı, kaç sefer semadan indi. Eğer Allah'ın Celle Celaluhu yarattığından beri bir damla su kaç sefer gökyüzünde dolaştı, bulut oldu. Tekrar indi, tekrar meyveler, sebzeler, insanlar, hayvanlar içinden geçti, tekrar semaya çıktı. Bütün tuzlu sular, ekşi sular, lahım suları vesaire hepsi tebahür etti. Gökyüzünü temizlendi. Yine Cenab-ı Hak indiriyor. İlahi bir fıskiye, ilahi bir manzara. Düşün diyor Cenab-ı Hak. Mevlana da diyor ki, suyu içerken düşün diyor, yağmura bak düşün diyor. Sen de yağmur gibi ol diyor. Bak diyor Cenab-ı Hak diyor, bütün suları diyor, mikroplu, temiz, kelepçe tebahür et diyor. Tertemiz orada temizliyor diyor. Sonra indiriyor ve rahmet oluyor. Onun artık ismi rahmettir diyor, inen bu yağmurun diyor. Rahmet saçıyor diyor. Sen diyor o gönlündeki diyor birçok diyor pürüzleri diyor yanlışlıkları diyor Allah'tan uzaklaştırdı senin efsane arzu sen de onu tebahür ettir diyor. Yağmur gibi diyor rahmet saç diyor tevzi et buyuruyor.
Cenab-ı İkra bismi rabbikellezi halak buyuruyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. De kainat büyük bir kitap. Sayfalarını zerreden küreye, atomdan galaksilere çevir çevir oku. İlahi azameti oku. Velhâsıl Cenab-ı Hak kalbin kendisiyle beraberliğini arzu ediyor. Kul bu Cenab-ı Hak'la olan beraberliği örnek olarak Allah Resulü'nün hayatını alacak. Çünkü Cenab-ı Hak Nisa Suresi 80. ayetinde Allah Resulü'ne itaat Allah'a itaattir buyuruluyor. Demek ki hayatımızın her safhasını Allah Resulü'nün hayatıyla mizan. İşte Eshab-ı Kiram buydu. O en teferruatına kadar Allah Resulü nasıl yerdi, nasıl içerdi, nasıl yürürdü? Nelere dikkat ederdi? Tabii öyle bir mükemmellik gördü ki o mükemmelliğe hayran oldu. En ufak Efendimizin arzusuna canım malım her şeyim sana feda olsun ya Resulallah dedi. Bütün gayesi Eshab-ı Kiram'ın ahirette de o kıyamet günü beraber olmaktı. Cennette de beraber olmaktı. O fani, o mesut beraberliği ahirete ve cennete intikal ettirmekti. Onun için her şeyinden bir fedakat halinde de emret ya Resulallah diyordu daima. Onu seven onun gibi olur. Biz ne kadar seviyorsak, ne kadar biz onun gibiyiz. Sevilen, seven, sevdiği gibi olur. Sevilen gibi olur. Efendimiz buyuruyor ki, ben diyor 9 şeyle emroldum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bana diyor 9 şey emrolundu diyor. Sizin de diyor bu 9 şeyle diyor dokuz şeyle istikametlerinizi arzu ederim diyor. Demek ki biz de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber olmamız için bu 9 şeye dikkat etmemiz lazım. Ben de bu 9 şey ne kadar var? Ben 9 şeyle emrolundum. Size de bu 9 şeyi tavsiye ederim buyuruyor. Birincisi Efendimiz buyuruyor, konuşmam zikirdir buyuruyor. Demek ki lisanımızdan yalnız Cenab-ı Hakk'ın sevdiği şeyler çıkacak. Kur'an-ı Kerim'in lisanıyla konuşacağız. Cenab-ı Hak kavlen kerima, kavlen sedida, kavlen meysura, kavlen beliga. Cenab-ı Hak bizim o şekilde bir konuşmamızı arzu ediyor ve bizim bu konuşmamız, Cenab-ı Hak bizim böyle bir konuşmamızı arzu ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, konuşmam zikirdir buyuruyor. Yani hayatımızda boş laf olmayacak. Hele dedikodu kat'iyen olmayacak. Labali haller hiç olmayacak. Gıybetti, küçümsemeydi, istifaftı, istihkardı. Onlar hiç olmayacak. Sükûtum tefekkürdür buyuruyor Efendimiz. Kur'an'ın muhtelif ayetleri bizi hep tefekküre davet ediyor. Daima ilahi azamet akışları, ilahi kudret akışları, ilahi akışları kul tefekkür halinde olacak. Eshab-ı Kiram'da o cahili insanda bu oldu. Yani bir kendisinin bir yok kadar bir nutfeden meydana gelmesi, bir kuşun ufacık bir yumurtadan meydana gelmesi, koca bir ağacın yok kadar bir çekirdekten gelmesi, uzun uzun tefekkürler başladı. Nihayet konağın kabir olduğunun bir idraki içinde yaşadılar. Cenab-ı Hak, ey akıl sahipleri benden ittika edin, emirlerimi muhalefet etmekten sakının buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak, efelâ tetefekkürün buyuruyor, aklınızı kullanmıyor musunuz buyuruyor. Yani kalbe bağlı aklınızı kullanmıyor musun? Bu kadar azamet tecellileri içinde nasıl bir kuluz, aklınızı kullanmıyor musun buyuruyor. Yine En'am suresinde hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Efelâ tetefekkürün buyuruyor, düşünmez misiniz? En'am suresinde efelâ tetefekkürün buyuruyor, hâlâ ibret almıyor musunuz buyuruyor. Bu kadar ölümler vesaire, gelenler niye gidiyor, gidenler nereye gidiyor, kimin mülkünde yaşıyoruz, hâlâ ibret almıyor musunuz buyuruyor. İşte en büyük ibret ölüm, büyük veda.
Ölüm doğuma hazırlanmaktır esasında. Ölüm yok olmak değil, cesetten ayrılıştır, cesede vedadır. Kabre doğumdur. Kabir ahirete doğumdur. Ahiret ya cennete veya da kötü bir akıbete doğumdur. Hep başımızdan devamlı doğumlar geçecek. Nasıl insan ana karnındaki Cenab-ı Hak halakna 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 buyuruyor. Bir halden bir hale, bir halden bir hale Cenab-ı Hak geçiriyor. Daha önümüzde çok doğumlar olacak. Efela tetekkunu hala sakınmayacak mısınız buyuruyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak demek ki bir kalbi derinlik, bir rikkat istiyor. Kendisinin vasfı bu, bizim de bu vasıflarla müzeyyen olmamızı arz ediyor. Niye? Yine üçüncü olarak Efendimiz, benim nazarım ibrettir buyuruyor. Her sebebin arkasında bir müsebbip var. Nazarım ibrettir. O müsebbibi görebilmek, vakaları, hadiseleri tahlil edebilmek, hadiselerden ders alabilme, hikmeti tefekkür edebilme, diğer taraftan her mahlukat bizim için bir ibret manzaması, Cenab-ı Hakk'ın el-bari ve el-musavvir sıfatının ayrı ayrı tecellileri, hepsinin toplum tarzı ayrı, rızkı ayrı, gıdası ayrı, ömrü ayrı, hepsi ilahi bir ekolojik bir dengeyle. Nesiller, bütün milyonlarca mahlukatın nesli birbirine karışmadan devam ediyor. Her şey bir ibret. Her mahlukatın bir toplum tarzı var. Bir sürünün içinden bir kuzuyu ayır, kenara koy. Bir müddet sonra yine o sürünün içine koy, gidiyor, 100 koyun içinde annesini buluyor. Annesinin memesine gidiyor, başka bir memeye gitmiyor. Nasıl ilahi bir tanzim. Misaller sonsuz. Onun için Cenab-ı Hak hep bizi tefekküre davet ediyor. Tefekkür ve tecessüs. Cenab-ı Hak azamet-i ilahisini biliyor. 7 gök ve yer, bunlar buna her şey onu tesbih eder. Onu tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. O halimdir, bağışlayıcıdır. Cenab-ı Hak bizim idrakimizin, kalbi ufuklarımızın açılmasını arzu ediyor. Velhâsıl insan tefekkürü artacak. Aynalardaki yalana, Mevlana'nın şeyiyle aynalardaki yalana aldanmayacak. Hayat ırmağı çok hızlı akıyor. Hepimiz kabir yolcusuyuz. Geçen sene 3 aylarda birçok arkadaşımız vardı. Akrabalarımız vardı. Onlar bu ay, bu sene 3 ayda onlar yok. Onlar öbür tarafta. Bizim de bu sene, bu son 3 ayımız olabilir bu sene. Çünkü zira Efendimiz yarın diyenler helak oldu buyuruyor.